Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı İbrahim Furkan Bereket, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Kayserili Ömer Delibaş'ın ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Bereket, aileye sabır temennisinde bulundu. Ülkedeki ekonomik gelişmelere değinen Bereket, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu anımsatarak buna rağmen hem tarımda hem hayvancılıkta ciddi problemler yaşandığını vurguladı. Bizler dünyanın en güzel coğrafyasında, en verimli, bereketli topraklarında yaşıyoruz. Zengin bitki çeşitliliğimiz var. Binlerce yıllık tarımsal üretim tecrübemiz var. Dünyanın en stratejik tarım ürünlerinin ana vatanıyız. Bütün bunlara rağmen hem tarımda hem hayvancılıkta ciddi problemler yaşıyoruz. Üreticilerimiz memnun değil. Tüketicilerimiz memnun değil. 21. yüzyıl Türkiye'sinde ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukları hak etmiyoruz. Marketlerde yağ, şeker, un alabilmek için oluşan kuyrukları hak etmiyoruz. Bereketli toprakların su ve güneşle buluştuğu, verimli meralarımızın olduğu bu coğrafyada yaşanan bu olayları hak etmiyoruz. Tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların çözümü, yok olan, üretilmeyen ürünlerin ithal edilmesi değildir. Çözüm, üretmek, üretebilmektir. Daha fazla üretmek zorundayız. Günümüzde gıda güvenliği ve gıdaya ulaşabilme tüm ülkelerin milli güvenlik ve beka sorunu haline gelmiştir. Pandemi süreci sonrasında ve akabinde kuzeyimizde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ortaya çıkan kriz ortamında tarımın, hayvancılığın, gıda güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha görmüş, yaşamış bulunmaktayız. Üretebileceğimiz tarım ürünlerinin ithalatçısı olmamız demek, dışa bağımlı olmamız demektir. Bakınız, yakın zamanda Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı ürünlerde ihracat yasağı koydular. Bunun sonucunda Karadeniz'den ülkemize gelecek olan gemilerin endişeli bir biçimde yolunu gözledik. Tarım ve hayvancılık stratejik sektörlerdir. Tarımda, hayvancılıkta önceliğimiz kendi kendimize yetebilmemizdir. Biz Memleket Partisi olarak ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesinin tarım ve hayvancılık olduğuna inanıyoruz. Konunun siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sorunların çözümüne dair çalışmalarımızı, önerilerimizi tüm siyasi partilerle paylaşmaya, ülkemizin geleceği için ortak aklı birlikte oluşturmaya hazırız. Bugün burada sizlerle paylaştığımız basın açıklaması metnini hem iktidar hem muhalefet partilerine göndereceğiz. Yanıt aldığımız siyasi partileri bizzat ziyaret ederek raporlarımızı paylaşacağız. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin, hepimizin iyiliği için ortak akla talibiz. Saygılarımızla çok teşekkürler, çok sağ olun.